Sevgili Çiftçi TV izleyenleri, bir üreticinin gözünden programında da beraberiz. Bu hafta da Hatay Hassa Aktepe Mahallesi'ndeyiz. Yanımda Mevlüt Köseoğlu var ve onun küçük bir aile işletmesindeyiz. Merhaba Mevlüt Merhaba, Bey. Merhaba, hoş nasılsınız? Geldin. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Mevlüt Bey, büyükbaş hayvan işletmeniz var. Doğrudur. Nasıl başladınız? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Biraz bize kendinizden bahsedin. 8 yıldır bu işi yapıyorum. 8 yılı bitirdim, 9. yıla girdim. Bu işe başlarken, başlamadan önce yurt dışlarında hep çalışıyordum, inşaat sektöründe. Orada 3 tane tabii çocuğum olmuştu benim. Onların doğumlarını görmedik, nasip olmadı bana. Hep hanım 3 aylık, 5 aylık gebeyken ben valiz elimde çıkıp gittim. Ve güzel işler yaptık, güzel çalışmalar yaptık. İyi de meblağlar kazandık. Ve akabinde 8 yıl, bundan 8 yıl önce dönme kararı aldım. Döndüğümde de ne yapabilirim diye düşündüm. Geldik, hayvancılık kafamıza yattı. Maalesef ki girdik biz bu işe. O gün keşke öyle bir şey düşünmemiş olsaydık. Neden maalesef diyorsunuz? Biz bundan daha iyi olur yaşam şartlarımız. Daha rahat ederiz dedik. Evet. Çocuklarımızın en azından yanında oluruz. Eşimizle birlikte oluruz. Evimizin içerisinde bir lokma ekmek yeriz diye düşündük. Fakat düşündüğümüz gibi değilmiş. Son 8 yılı bitirdim, 9. yıldayım ben. Bir şekilde randıman alamadım. Gece sabahlara kadar uykusuz da kaldım. Hayvanlarımla birlikte yattım ben. Bunların hepsi benim kendi çocuklarım gibi. Ki öyle de görüyorum ben zaten. Ve öyle görmemiş olsam bu işi yapmanın bir anlamı yoktur. Yapan herkese de buradan tavsiyemiz. Sevenlerin yapması bu işi, hayvanı sevenlerin yapması. Şimdi evimin içerisinde ben konuşuyorum, çarşıda konuşuyorum, pazarda konuşuyorum. Fakat bu çatının altına geldiğim zaman burada benim hiçbir şey konuşmam gerekmiyor. Evet. Burada hayvanlar konuşur, hayvanlar ister, ben onların isteklerini yerine getiririm. Kaç hayvanla başladınız ve şu anda kaç hayvanınız var? Ben 108 tane hayvanla başladım ve bunu başladım. Bunu devlet desteğiyle mi aldınız yoksa kendi... Şu saatte olmak üzere, yani bugünün tarihiyle olmak üzere ben devletimden, bankasından 1 lira destek almamışımdır. Buzağı desteği yatmıştır bana, süt desteği yatmıştır bana. Fakat onun haricinde yem desteği almamışım. Bu deprem oldu. Depremde devlet 5'er 100 lira yem desteği yapacağız dediler. 5'er 100 lira destek verdiler hayvan başına. Onu aldım. Başka herhangi bir destek almadım ben. Şu saate kadar. Hep kendi imkanlarımla buraya kadar geldik. 108 tane hayvanla başladım ben ve başladığım dönemde bölgede herkes o müthiş bir başlama, sektöre harika bir giriş. Yani Antakya ile Gaziantep arasındaki birçok işletmeci bu çılgın kimmiş diye geldiler. Onlarla bir sohbet ettik, muhabbet ettik. Yani istişarede bulunduk. Her zaman istişareyi de seven bir kişiyim. Yani bildiğim bir şey dahi acaba şartlar değişti, ilaçlar değişti gibi düşünerek istişare etmeye severim. O şekilde çalıştık. Yani buraya kadar da geldik. Kiralamıştım ilk çiftliğimi. Kira şartları değişince bu araziyi kiralamak zorunda kaldım. Ben burayı şahıstan 20+5 yıllığına kira sözleşmesi yaptım. Ve kira sözleşmesi yaptığımda enflasyon %13'tü. Biz en kötü ihtimalle dedik %15'e vurur. Fakat biz bugünü hiç düşünmemiştik. Evet. Yani tabii o zaman imkanlarımız da vardı. Kıyıda köşede ekonomik paramız da vardı. Biz hep onlarla devam ettik bugüne kadar. Şu anda
Devam edeceğiz yine. Nasip kısmet olursa. Yılmayacağız, fakat devam edeceğiz diyorsunuz. Biz üretmeye devam edeceğiz. Evet. Ben buradan bütün üretici arkadaşlara seslenmek istiyorum. Onlardan önce de bizim Tarım Bakanımıza seslenmek istiyorum. Rahat bir yaşanılabilir hayvancılık için kendilerini bu konuda hassasiyetli bir şekilde davet ediyorum. Hayvancılık sektörü yani kesinlikle çok zor şartlarda. Bugün şuradan bir tanesi çıkıp gelse dese ki kardeş sen artık yeter yoruldun mikrofonu ver bana ben devam edeceğim şu işi yapmaya talibim dese bu işletmedeki hayvanları da yani yeri de tamamen kendisine devredebilirim. Buradan Tarım Bakanımıza da sesleneyim ben. Hani yurt dışından ihraç ettikleri hayvanları ihraç etmesinler. Gelsinler beni, benim çocuklarımı kurtarsınlar. Hayvan istiyorlarsa buyursunlar. Yurt dışından gelen hayvanla şu hayvanın, bu hayvan oradan gelen hayvandan daha üstün bir hayvan. Evet. Kanıtı da vardır şöyle bir izlediğimiz, gördüğümüz zaman. Evet. Bunu taşıma suyuyla değirmen dönmeyeceğini artık herkesin anlaması gerekiyor. Evet, 3-4 ay önce burada çok büyük deprem oldu. O dönemde ne yaşadınız? Hani bize biraz bundan bahsedin. Hayvancılık nasıl etkilendi? Siz o psikolojiyi nasıl attınız? Devletten bir destek görebildiniz mi? Ahırınızda böyle yıkılan, tamir edilmesi gereken yerler var mıydı? Hayvan kaybınız oldu mu? Biraz bize bunlardan bahsedin. Ben İç Anadolu bölgesinde olduğum için inanın buradaki yani hayvanları çok merak ettim. Hayvancılıkla uğraşanları çok merak ettim. Çünkü hayvancılık deprem dahi bile olsa duracak bir şeyi yok. Hani hayvanı sağmak zorundasınız. Süt alanlara vermek zorundasınız. Evet. Üretime devam etmek zorundasınız. Evet. Çünkü bu bir canlı. Yiyor, içiyor ve üretiyor. Evet. İlla ki onun da ihtiyaçlarını gidermek gerekiyor. Biraz bize bunlardan bahsedin. İnanın çok merak ettim. Ben de bir üretici olduğum için acaba oralarda ne yapıyorlar? Sütleri alındı mı? Ellerinde mi kaldı? Nasıl idare edebildiler? Abla şimdi o gece anlatılması çok zor olan bir geceydi. 4-16 bizim için tarihe geçen bir şey. Türkiye için, dünya için, dünyada görülmeyen bir depremin ötesi bir durumdu o gün. 4-16'dan sonra sabah olmamıştı. Yani şu an onun derinliklerine girersek burada gözyaşlarına boğulmanın da anlamı yok. Kısacası devletimizden, halkımızdan Allah binlerce razı olsun. Bizi bir nebze yalnız bırakmadılar. Bizimle birlikte depremi yaşadılar. Ve biz onların yanımızda olduğunu hissettik. Hükümetimizin de yanımızda olduğunu hissettik o günlerde. Fakat bugüne geldiğimizde benim şu çatım çökmüştü. Yeni yaptırdım. Delme takma bir şeyler yaptırdık. Surlarım çöktü. Şimdi gelen arkadaşlar bakıcı evini ağır hasarlı olarak kaydetmişler. Ölen hayvanların sayılarını rahat bir şekilde yazamamışlar. O saatte ben çocuklarımın yanına gitmiştim eve. Burası boş kalmıştı. Akabinde tabii biz getiremedik. Ya zaten 1,5-2 ay kendimizde değildik o zaman. Biz hep çıkıp konuşanlara güveniyoruz, inanıyoruz düşüncesiyle hareket etmiştik. İşlerin bu neticeye geleceğini hiç tahmin edemiyorduk biz. Şimdi unutulduğumuzu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Deprem bölgeleri unutuldu diyebiliriz. Halk bize ayakkabısını çıkarttı gönderdi, tişörtünü gönderdi, kazağını, çorabını gönderdi. Halkımızdan Allah razı olsun. Devletimizden de Allah razı olsun. Hükümetimizden de. Fakat bugün daha farklı bir şeyler yapabilirdik. Yani bize bugün çıkıp da birilerinin bize yüklü meblağlarda para vermesi o gün için çok önemli bir şey değildi. Bugüne geldiğimizde benim surlarım çökmüş vaziyette. Şu tarafa baktığınız zaman komple. Evet. Şurasını yol kenarını baktığınız zaman oralar çökmüş vaziyette. Evet, duvarlar yıkılmış. Evet. Yani bunların adı bile yoktur şu anda. Ölen hayvanlar gelmemekte. Küçük başların geldiği söylenildi. Fakat büyük başlar
henüz gelmedi. Gelmiş olsa da benim hayvanlarım kayıt altına alınmamış. Tekrar bir kayıt altına alınmasını da istiyorum eğer öyle bir durum söz konusu varsa. Yani hani şimdi ölen hayvanlarınız o dönemde kayıt altına evet. alınmamış ama hani böyle bir itiraz olmuyor mu? İtiraz dilekçesi ya da nereye başvurmanız sistemin, gerekiyor? Sistemin Tarım Bakanlığımızın... Kaç tane hayvanınız öldü depremde? 12 tane benim hayvanım öldü. Kalem gibi düvelerim öldü. Aa. 6 aylık 7 aylık olan düvelerim öldü. 3 tane de şeyim öldü, buzağım öldü. Yani kulübe içerisinde. Evet. Ondan önceki senede de kar afeti vurmuştu. Bir türlü gülemedik Allah'a kurbanım. Aslında sadece yem desteği de değil. Bakın veteriner masrafları, kaba yem değil mi? O kadar çok girdisi var ki hayvanların tırnak bakımı için tırnak kestiriyoruz. Evet. Aslında o kadar çok masraflar yapıyoruz ki hani girdiden daha çok çıktı yapıyoruz aslında. Hani hayvancılık sadece yem üzerine konuşuluyor. Hani hep böyle yem desteği verilsin, yem desteği verilsin. Tamam o da verilsin, verilmesin demiyoruz. Ama tabii bunun yanında veteriner masrafı var. İlaçlar afaki fiyatta. Veteriner tedavileri gene keza öyle. Değil mi? Yani sadece yem olmamalı. Abla 108 tane hayvan alıp geldiğim dönemde bizim burada meşhur Samandağ lokumu var. Lokum fabrikası. Ben giderdim yolum düştüğü zaman arabamın arkasına lokum kasalarla lokum alır gelir buraya dökerdim. Lokum yedirirdim. Peki dolu. Lokumu neden yediriyordunuz? Süt verimi artsın diye yediriyorduk. Bunu bir yerden duydunuz evet. muhtemelen. Oldu evet. mu peki süt artışı? Artışı oldu. Sağlık bazında da olsun, tohumlamada da olsun süper bir etkisi vardı. Ne kadar süre yedirebildiniz? Vardı. Bakın ilk defa duyuyorum. Şimdi bunu aşağı yukarı ben 3 yıl 4 yıl yedirdim hayvanlarıma. Ve aynı zamanda bizim buranın üzüm pekmezi meşhur. Evet. Kışları hala yapmaktayım ben onu. Bu samanlar yemlikte yem kalmadığı zaman biraz az dökerdim o zaman. Bunu saat 3 civarları falan yapardım genelde akşama doğru 4 civarı. Buraya kovayla bir 3-5 litre pekmez dökerim. Başlar hayvanlar bunları yalamaya. Ve bunlar o şekilde gördüğüm zaman ben mutlu olurdum. Şimdi o dönem ben hayvanıma yedirdiğim lokumu... Hayvanıma yedirdiğim çikolatayı ben bugün çocuklarıma maalesef yediremiyorum. Çocuklarımdan daha iyi baktım ama. Abla yediremiyorum. Şimdi bugün keşke daha bir, güzel şeyler konuşabilsem. Şimdi karşı tarafta arazim boş. Şu yan taraf boş. Ön taraf, arka taraf boş. Burası arazilerin dört bir yani dört tarafı arazilerle dolu bir işletme. Ekemiyorum ben bunu. Evet. Yani gözle gördüklerimden beni diğer siyasi tarafları bağlamıyor. Ben yaşattığımdan bahsediyorum. Şu anda yani programa girmeden önce de size söylemiştim ya ben annem 24 saatin uyumadığı her saatte Kur'an-ı Kerim okur ve bana duacı olur. Allah kendinden razı olsun. Allah uzun ömürler versin. Amin. Anneme şunu söyledim ben bundan 3-4 yıl önce. Sana bir konuda hakkımı helal etmiyorum dedim. Hayır mıydı oğlum dedi. Benim ismimi dedim yanlış bir isim koymuşsun. Benim ismimi zulüm, azap gibi bir isim koyacaktın dedim. Çünkü ben bu hayvancılığa girdiğim günden bugüne kadar bir gün gülemedim yani. 8 yıldan beri bayram oldu, hayvanlarımı sağdım. Düğün oldu, sağdım. Cenaze oldu, sağdım. Kar yağdı, çatı çöktü. Ben hayvanlarımı yine sağdım. Asrın felaketi, kıyamet koptu. Ben yine bu hayvanlarımı sağdım. Ama bu hayvanlarım şu an bana diyorlar, ver ben sana vereyim, ver ben sana vereyim. Yok ki bir şey vereyim. Ne vereyim? Şimdi düşünün, şurası saman balyası. Evet, dikkatimi çekti. Bu balyanın, yani böyle bir çatının içerisinde, bu balyanın burada herhangi bir işi var mı abla? Yok tabii ki de. Yoktur. Oraya burası ne olması gerekiyor. Lazım? Hayvan olması lazım. Evet. Yani ben bu balyayı dışarı koyabilirim. Geçen seneden kalan balyalarım dışarıda. Bu patoğa ben komple iki patok. Burası nereden baksan 25-30 tane hayvan alır. Şu patokta bir tane hayvan var görüyorsun. Evet. Yani orası bomboş. Şurada 15 tane 20 tane hayvan var. Burası boş. Şurada 5-6 tane hayvan var. Burası boş. Şurada 54 tane kilit var. Yarıdan fazlası boş. Yani bu sistem boş kalsın diye mi kurduk biz? Veyahut da ona göre mi azalttık?
Yani 108 tane 8 yıl önce başladığım hayvan sayım şu anda yoktur. Evet. Yani akşam farklı, sabah farklı. Yani kalmadı derken yani zor durumda kaldınız. Zor durumda abla. Yani, yoksa buzağı kayıpları mı yaşadınız? Buzağı kaybı benim şöyle bir özelliğim var. Bütün işletmeci arkadaşlara da buradan seslenmek isterim. Özellikle yani büyükbaş hayvan işletmecilere. İnek ölebilir. Yemlemeden dolayı. Hayvan genelde yemlemeden dolayı ölebilir. Mideden dolayı. Başka yaşlı hayvanlarımız biliyorsunuz süt umması olur, doğum felci. Evet, doğum felci ile karşı karşıya kalınır. O şekilde eksiye düşebilir. Fakat benim işletmemde şöyle bir kırmızı çizgilerimden bir tanesi yeni doğan bir buzağı, sağlam bir şekilde anne karnından almışsam ben, sağlam bir şekilde bu işletmede buzağın ölmesi demek benim bu işi bilinçsiz bir şekilde yapıyorum anlamındadır. Çünkü buzağı öldürmeme şeylerim var. Yani buzağa aşırı derece bir hassasiyetim var benim. Kolay kolay burada buzağı ölümü olmaz. Aa, çok iyi. Yani öyle bir şeyim yani var. Bana benim burada 3 günlük buzağım öleceğine 40 litre süt aldığım hayvanım ölsün. Ona belki üzülmem ama buzağa üzülürüm. Çünkü o hayvan belki geçmişinden bugüne kadar çivi yemiş olabilir. Bir demir parçası balya arasında geçmiş olabilir. Yani bir Brucella tüberkülosu olmuş olabilir. Yani farklı bir hastalıklar olmuş olabilir. Yani mide dönmesi gibi vesaire vesaire. Bunlar o hayvan üzerinde bunlar beni düşüncelendirir. Fakat bir yeni doğmuş bir buzağının bir hastalık olması, yani ileriden gelen bir hastalıkla ölmesi beni düşündürür. Acaba bu buzağı ölebilir. Hayvan muhakkak ölecektir. Fakat bu hayvan niye ölüyordur? Peki nasıl bakıyorsunuz da buzağlarınızı yaşatıyorsunuz hastalanmadan? Ben buzağı sağlam bir şekilde aldığım zaman bir defa 55-60 gün diyelim veyahut da şöyle söyleyelim. 750 gram buzağı yemi tüketmeye başladığı zaman sütten kesiyorum ben. Yani bu 55 günde sürebilir, 65 günde sürebilir normal şartlarda. Şimdi buzağı büyütme yemi, akabinde buzağı başlama yemi, buzağı büyütme, düve, besi, süt derken bu şekilde ilerliyoruz. Ha, şu an yani düvelerim de bunlar mevcut ve yetiştirdiğim düvelerim de kaliteli olur. Kesinlikle. Kalitesiz bir hayvana da artık bakacak bir gün kalmadı günümüzde. Önceki dönemler olmuş olsa hadi bu hayvanların içerisinde idare edelim derdik. Fakat şu an bir tane kalitesiz hayvana tahammülüm yoktur yani benim. Evet. Yani birileri bu işlerden para kazanıyor hayvancılık veyahut da tarım diye bana gelip de anlatmaya kalkmasın. Çünkü ben birebir kendi çalışan bir kişiyim. O yüzden ben bu işin bir tarafında para göremiyorum. Ben yemi 310 liraya aldığım dönemde sütü veriyordum 11,5 liraya depremden önce. Bugün 430 liraya yemi alıyorum. 10 liraya sütü veriyorum. Yani ben bunun neresinden para kazanacağım? Evet. Yani bunu oturup süte bir şekilde... Süte zam gelmeden yeme geliyor değil mi? Evet, maalesef ki bugün kayıp olan bir şeyimiz vardı, süt konseyimiz. Dün bir haber geldi, biz ölmedik demişler, ayaktayız. sesimizi duyuracağız. Benim şunun kadar bir itimatım kalmamıştır onlara. Bu hayvancılığa bu zulümü yapmasınlar, gerekeni yapsınlar. Yaşanılabilir, sürdürülebilir bir hayvancılık yapsınlar ve buradan Tarım Bakanlığımıza da aynı keza seslenmek istiyorum. Şimdi insanlara işletme kuruyorlar. 3000, 5000, 2000, 10000 hayvan alıyorlar. Devasa çatılar yapıyorlar. Tam teşekküllü. O insanlar 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bu işleri yapıyorlar. Akabinde iflas gösterip bu işi terk ediyorlar. Bunu yapanlar yani genelde masa başında oturup sonradan bir buzağı sevme uğruna bir kulübede bir buzağı sevecek.
işletmesine geldiği zaman bir kedi sevecek, köpek sevecek. O insanlar çok yüklü meblağlarda hükümetimizden destek alarak akıl almaz işletmeler kuruyorlar. Akabinde 5 yılın sonrasında, yani günün sonunda zarar ettiğini ne hep şahit oluyoruz, bunu görüyoruz. Fakat şöyle bir köy, kırsal kalkınma olarak köylülere baktığımız zaman, küçük işletmelere, aile işletmelerine, onlar hep ayaktalar. Deprem oluyor ayaktalar, kar yağıyor ayaktalar, zulüm oluyor ayaktalar, evet, süt para ediyor ayakta, mazot uçuyor ayakta. Yani dolarla da bizim bir işimiz yoktur artık. Yani bir şekilde bu insanların başka çareleri yoktur. Fakat benim başka bir alternatifim yok. Ya bu işe devam, ya devam, ya da devam. İlla ki devam edeceğiz. İlla ki devam. İnatla fakat üretmeye devam. Şurada 75-80 tane hayvanı olan bir işletme, bugün kurbanımı kendi malımdan üretemem bir iş. Bu üzücü değil mi? Evet, maliyetli çünkü. Maliyetli abla, vallahi de billahi de ben bunu üretemiyorum. Üretip de kendi bir tek kurbanımı ya. Kurbanımı kesemiyorum ben ya. Malımın içerisinde üretici benim, kurbanımı kesemiyorum. Yani bugün çıkıp da 11 lira sütü yaptık derlerse şaşmayız. Veyahut da 9'a düşürdük derlerse de üzülmeyeceğim. Ama şu bir gerçektir. Ben bu süt işini bırakacağım yani. Onlara bırakmayacağım. Ben kendim bırakacağım. Yani düve yapacağım. Buzağı, sütten kesilmiş buzağı alıp düve yapacağım. Veyahut da besi yapacağım. Bugün bir ineğin kesilmesi demek artık yok oluşu demek. Bunun dönüşü yok. Yani bir insan öldüğü evet, zaman geri dönüyor mu? Dönmüyor. Artık hayvancılığın kolay tarafını yapacağım diyorsun. Artık hayvancılığın bir müddette kolay tarafını yapalım. Çünkü bu hayvanların hepsinin birer ismi var. Evet. Ben cuma namazına giderken abdestimi almışımdır. Tam namaza gideceğim. Bu hayvan doğuma yatmıştır. İsmini cuma koymuşumdur. Tam bir kandil olmuştur. İsmini Berat Kandili koymuşumdur. Bayramda doyar. Bayramda doğmuştur, bayram koymuşumdur. Ramazan'da doğmuş, Ramazan evet, koymuşum. Evet, bizim de var öyle. Bunların bu isimlerinin tamamı bu şekilde. Bu hayvanlar kolay bir şekilde gelmedi. Bizlere bunları kestirmek zorunda bırakmasınlar. Evet. Mevlüt Bey, şimdi aslında gerçekten siz burada çok zor şartlarda bir üretimde bulunuyorsunuz. Programdan önce dediniz ki bizim burada elektrik yoktu. Evet. Ben jeneratörle hayvan sayıyorum. Evet. Sütümü bile hatta soğutamıyorum. Evet. Yani bize biraz bundan bahsedin. Elektriğiniz geldi mi? 3 yıldır elektriksiz nasıl yaptınız? Şurada görüyorum çatınızda güneş panelleri yapılmış ama yeterli mi? Yani bize biraz bundan bahsedin. Gerçekten siz üreticiliğin çok zor bir kısmındasınız. Zulüm hani, taraf. Evet. Yani elektrik yok bir kere yani. Ve jeneratörle hayvanları sağıyorsunuz. Gerçekten çok zor bir şeyde, şartlarda yapıyorsunuz bunu. Abla biz bu işletmeyi kurmadan önce biz bunun hesaplarını yaptık. Bize bahsedildi. Dediler ki 20 tane güneş paneli, 1 tonluk soğutma tankı, aynı zamanda dörtlü sağım makinesini, aydınlatmalar ve kameralar çalıştırır. Bakıcı evini kaldırır. Yani bunun çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı vesaire, televizyonu. Bize bu şekilde bahsedildi. Biz dedik ki 20 tanesi olmasın da 37 tanesi olsun. 38 tanesi olsun. 6 akü değil de 16 akü olsun dedik. Fakat biz 16 almadık, 12 akü alabildik o zaman. Biz bunlarla bu işe devam ettiririz dedik. İşin hem şey tarafı, ne onun adı, kolay tarafı olur. En azından aydan aya bir elektrik faturası ödeme işimiz olmaz. Dediğimiz güne de aslında yani, çok zor bir işe yani, girmişim diyorsunuz. Biz başladık tabii bu buralara güneş bu yatırımdan. Güneş panelleri karşılamadı sizin sahmanenizi ve kesinlikle karşılamadı. Ben başladım jeneratörle. Peki buna panelleri yapan kişiye itiraz etmediniz mi? Demediniz mi? Allah ettik. Fakat bugün 2500 motor soğutma tankı. Evet. Şimdi tabii bu güneş panelinde elektrik olması için güneşin olması gerekiyor. Evet.
Ama sizin burası da zaten hani çok fazla bir kış memleketi şimdi, değil aslında. Kış memleketi. Çoğunlukla güneşli ve nemli geçen bir evet, bölge Hatay. Evet, evet. Güneşli olan bir bölge. Fakat kışları tabii muhakkak sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Özellikle de geçen yıl o kar yağdığı dönemde panellerim de şeydi, panellerim de çökmüştü o zaman çatıyla birlikte. O günleri de hatırlamak istemiyorum aslında. Yani öyle bir yerden vuruyorsunuz ki. Şimdi benim 13 aylık bir tane bebeğim var. Bu işletmeden burada, evimde demiyorum. Bu işletmede burada. Bir bardak süt içiremedim ben çocuğuma. Şu kadar sütü üretip bir süt içiremedim. Az önce sizin geldiğinizde de size soğuk bir su ısmarlayamadım. Çünkü benim mutfak buzdolabımı çalıştıracak elektriğim yok. Ta ki bunları 3 yıldan beri ulaşmadığım bir isim söylerseniz ben de şuna da şu şekilde ulaştırırım derim. Ve kamera kayıtlarıyla gönderilen videolarla birlikte hepsi mevcuttur şu anda. Bugün 3 yıldan beri kime başvurduysak o işi kolay ya, o işi hallederiz biz ya. Sen dert etme ya dediler. Tamam eyvallah, Allah razı olsun dedik. Bir hafta içerisinde elektriğiniz bağlanır dediler. Giden unuttu bizi. Traktörün lambasıyla eskiler bilir, eski insanlar, Lüküs diye ısıttığımız şey hala sahmanede şu anda mevcut. Onun aydınlatmasıyla ben sahamı yaptım. Oraya traktörümü bıraktım şu anki olduğu yerde. Onu çalıştırdım lambalarıyla, bu mallarımı yemledim. Ve video çektim. Gönderdim. Artık konuşacak şeyim de kalmadı. İnanır mısın? Ağlayarak da gönderdik. Yani ağladık. Yalan konuşmaya da gerek yoktur. O videolarım da şu an hala mevcut. Gönderdiğimiz şahıslarımız da bizi duymadılar. Karın yağdığında da duymadılar. Çatılarımızı yaptıracaklardı. Ben bu konuda hükümetimizden bunların telafi edilmesini istiyorum. Abla şu an bir elektrik sorunumuz vardı 3 yıldan beri çözülmeyen. Çiftçi TV'ye Allah razı olsun. Bundan bir ay önce gelindi. Burada bir kısa bir haber yapıldı. Akabinde sağ olsunlar geldi. Dikti elektriğimizi. Şu an dün itibariyle sokak lambalarımız yandı. Yani burası bir kordon boyuna döndü. Evet. Yani sayenizde Allah Çiftçi TV kanalından sesimizi duyurdu. Allah kendilerinden razı olsun, sizlerden. Yani bizim sesimizi duyuracak tek kanal Çiftçi TV. Sizlersiniz. Sizlere de ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Üreticinin kanalı. Üreticinin kanalı. Her günde izliyoruz. Yani bunu söylemeye de gerek yok. Bizim tek dinlediğimiz haber kanalımız, program kanalımız. Üreticilere, özellikle küçük işletmelere sahip çıksınlar. Vereceklerse bana hayvan vermesinler. Benim ölen hayvanlarımı yerine koysunlar. Karda ölen hayvanlarımı yerine koysunlar. O konuda hakkımı kesinlikle istiyorum ben. Tabii ki de. Ve ben hala ümit ediyorum. Her fırsatta da dile getireceğim. Yaşadığım sürece. Çünkü o günü Cenab-ı Rabbim kimseye yaşatmasın. Biz depremi yaşadık. Halkımızdan Allah razı olsun. Bugün ben üreten bir kişi olarak şurada görüyorsunuz somya şekli bir evet, yerde yatıyorum. Yatağım var. Gerçekten ve ahırın içinde yatıyorsunuz. Yani hayvanlarla birlikte yatıyorum. Burada. Evet. Yani bu çok acı bir şey. Yani şurada olup bitenleri yani 3 gün burada kalıp da takip etseniz eminim kahvaltıda hiçbir şey tüketmezsiniz, süt ürünleri. Ya bu kadar zor şartlarda üretiliyor. Ben artık hayatımdan sütü, peyniri, yoğurdu çıkartıyorum diyecek kadar o kadar zor şartlarda yetişiyor. Eğer ben para kazanmış olsam şu hayvancılıktan ben belki de bu hayvanları alıp kafeteryada götürecek kadar yürekli bir kişiyim. Evet. Götürüp künefe ısmarlayacak kadar yani cesaretli bir kişiyim.
Evet. Yani ölen hayvanlarımı versinler bana yeter. Ben başka bir şey demem. Bana şimdi süt desteğinden bahsediliyor, buza desteğinden bahsediliyor. Ya bana süt desteği vereceğine benim süt desteği, süt paramı, sütümü yükselt. Bir bardak çay, bir litre süt etmez mi abla? Evet. Bir dinlenme tesisinde lavaboya girdiğimizde bir litre süt lavabo parası etmez mi ya? Öyle evet, o durumdayız. Çıkıyorsun biz üretenin yanındayız. Evet. Siz üretin, biz arkanızdayız. Hani kim var burada ya? Ben bir depremzedeyim. Depremzedeliğimden dolayı konuşmuyorum. Geçen sene de kar vurdu beni. Bu memleketi beni vurdu gibi. Mağdur kaldık diyorsunuz. Evet evet. Beni, evet. Bana bu kar afet olduğu gibi memleketim oldu. Sadece bana olmadı yani bu kar. Evet tabii. İnsanların zeytin ağaçlarımız gitti. Yani bir takım meyvelerimiz, sebzelerimiz, arazide kalan mahsullerimizin tamamı çöktü. Çatılar olduğu gibi yığıldı. Yani nerede, hani nasıl üretek? Evet Mevlüt. Yani bir tarafından, yani şu an 40 dakikalık bir konuşma programındayız. Belki de yani hani derler ya, ben adamdan düşene getir. Ben 140 dakika daha konuşabilirim. Evet, daha orada bir ürün var son zamanların, maral falfası diye. Elektriğim olmadığından geçen yıl ekmişim onu, 1 litre şey 1 gram dibine su damlatamamışım. Elektriksizlikten dolayı. Evet. Yani o kadar zor şartlardayız ki kendiler 2000 başlık, 3000 başlık, 5000 başlık hayvan işletmelerini bence bir nebze olsun yine ihmal etmesinler. Desteklerini versinler. Fakat şu, yani ülkenin asıl sigortası olan, bunun altını çizmek istiyorum. Bu ülkenin kurtarıcısı da, müdahale edicisi de, son sigortası da küçük işletmelerdir. Evet Mevlüt bu Bey. Bu bir kesinlikle yani katıdır. Bu ülkede her zaman alt tabaka üst tabakayı tutmuştur. Biz bu ülkenin son sigortası biziz. Biz bitti demeden bitmez ama artık bizde dayanacak gücümüz kalmadı. Evet. Mevlüt Bey, inanın çok güzel bir program oldu. Size 40 dakika gerçekten yetmez. Biz evet. Sizinle 2 gün 3 gün bile bu konuları konuşabiliriz. Evet. Programımızın sonuna geldik. Programa konuk olduğunuz için çok teşekkür evet. ediyorum, bizi burada ağırladığınız için Hatay Hassa'da. Ben çok teşekkür ederim. Ben de ilk defa geldim ama inanın depremden sonra evet. çok üzüldüm. Buradaki insanlar gerçekten sadece hayvancılar değil, birçok insan da mağdur durumda. Gördüm konteynerler, hala çadırlarda yaşayanlar, yıkılan evler gördüm etrafta. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Amin. Evet Allah efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Her zaman da dediğim gibi hayvancılığı sevgi, aşk ve özveriyle yapalım. Çiftçi TV'de kalın, hoşça kalın.